Okan'ı konuşalım. Okan Hoca'yı konuşalım. Okan bizim çok yani senin abin. burada işte. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok da iyi bir insan. Ben yani Okan Okan Hoca'nın başarılı olmasını çok istiyorum. Yüzde yüz. Ee, ama senin bir futbol insanı olarak hem de Okan'la birlikte oynamış, Okan'ı Okan Hoca'yı da çok iyi tanıyan e, biri olarak ne düşündüğünü merak ediyorum. Bir defa Okan'la bir şampiyonluk yaşadığım beraber. Yani milli takım formasını da beraber paylaştığım. Bizim idol olarak gördüğümüz e, kardeşimin ismini Ondan dolayı koydum. Öyle mi? Tabii. Okan'ın ismi ta ondan, Okan Hoca'dan dolayı Ondan dolayı. Bak bunu içinde öğreniyorum yani, ben. Ondan koydum. Çok değerli bir insandır. İnsan olarak çok değerlidir. Bir defa Galatasaray'da %100 gönülden çok başarılı olacağına inanıyorum. Sonuna kadar bütün imkanlarımız, desteğimiz, dualarımız onunla. Bir telefon uzağındayız. Hangi emri olursa Galatasaray Teknik Direktörü'nün ayrı uzağındayız. Okan abinin ayrı uzağındayız. Ne, ne derse başımız üstünde yeri var. E, dualarımız onunla inşallah çok başarılı olur. Ben Okan abi'ye çok inanıyorum. Bir defa işten gönülden galasıylıdır. Ee, çok e, naif bir insandır. Kalbi kalbi çok güzeldir. iyi bir insanlığı. Ya ben buna çok önem veriyorum. Yani güzeldir. iyi insana çok hasretiz bu. Ülkede. Kalbi güzeldir o abin. İnşallah Allah gönlüne göre versin. Yanındayız sonuna kadar. Sonuna kadar. İnşallah fırsat buldukça da her maça gideceğim. Ee, dediğim gibi bir emri bir telefonuna bakar. Ne isterse emrindeyiz. Ee, i̇yi bir takım yapması lazım ama galiba değil mi? %100. Takımın ihtiyaçları Şimdi, var. Abi eğer oturup doğru konuşmak lazım. Trabzonspor şampiyon. Fenerbahçe Ali Koç çok önemli bir güç. E, Jorge Jesus çok önemli bir teknik direktör. Çok iyi takım kurdular. Oradalar. Emre Belezoğlu mutlaka ki bir refleks verecektir. Dayanamaz o. İyi, biliyorsun. <laughs> Hastasıdır o işlerin. Dayanamaz. Oraya girecek. 3. E, Beşiktaş iyi bir hocası var. Bir takım. Konya, Alanya desem bir takımlar. E, Galatasaray takımının yani bizim takımımızın kalite olarak aşağıda olduğunu düşünüyorum. Samimi ve net fikrim. O yüzden çok doğru oyuncular gönderilip çok doğru oyuncular getirilmeli. Oradaki herkes benim kardeşim. Ama iyi futbolcu, iyi oyuncu başka bir şey. O yüzden doğru transfer stratejisi bunu Erden abiye, e, Oki abiye söylediğim için de burada söyle, gönül rahatlığıyla söylüyorum. Dediğim gibi bir ihtiyaç da olursa da dünyanın herhangi bir yeriyle emirlerindeyim bir telefonla birçok arkadaşımıza ulaşabiliriz. O yüzden dediğim gibi ama Galatasaray takımı arkadan geleceği için Galatasaray taraftarına bir şey söylemek istiyorum. Sabretsinler. Sabır, doğruda sabır çok önemli bir şeydir. O sabırsızlığı öne çekmesinler. Ben çok inanıyorum, iyi olacaklarına güveniyorum. Sana bir şey soracağım. Yabancı futbolcuların gördüğü muamelenin muameleyene bakıp, onu bir <laughs> kenara koyup, kendi gördüğüm muameleye bu taraftardan bahsetmiyorum. Taraftarın size olan düşkünlüğü çok tartışılmaz. Ama e, kulüp yönetimlerinden ve bürokrasisinden bahsediyorum. Yan yana koyup baktığında ne hissediyorsun? Üzücü. Her sene tek tek sözleşme yapıyorsun. Düşünsene sen Galatasaray'a geri dönmek istiyorsun. Her sene tek tek sözleşme yapıyorsun. Yani. Yamancı oyuncuların yaptığı kontratlar önemli. Ve kontratın üzerinden kazandığın paralara hakaret ediliyor. Yani sanki anladın mı yani Galatasaray taraftarını tenzih ediyorum ama e, bir gün inşallah oralarda olacağız. Biz Galatasaray'ın her değerine e, bu yönetimin de bu insanların da çok sahip çıkacağını düşünüyorum. Hiçbir şey için geç değil çok daha kıymetli ve değerli davranacağız. Bir önceki başkana kırgın mısın Burak Elmas başkanı? Ö, asla kırgın değilim. Bizim Galatasaray başkanına kırgın olmak gibi bir haddimiz olmasın. Uyu olarak da. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. O gün, zaten kırgın olsam tutamam ben kendimi. Çıkar bir şey söylerdim. Zor bir şeydi kırgın olmamak da biliyor musun? Gaz, Galatasaray'la sözleşmenin bittiği son maçta değil oyuna girmek kadroya bile alınmadın. Bu yüzden kırgın mısın diye soruyorlar. Yok, neden ya? Ee, ben 2005 yani şöyle düşün 1999 7 Eylül'de Galatasaray altyapısına girdim. Ben giydiğim formaya bakarım 99 yılına. Bitirdiğime değil. Benim Galatasaray formam her zaman üstümde. Kimse çıkartamaz onu. Aziz Yıldırım sana gerçekten transfer teklif etmiş miydi? Ya yok artık sen de sordun soruya bak Allah merak olsun. ediyorum o? Yok artık bilmiyor musun yani? Hayır bir konuşma olduğunu biliyorum. Bu arada Aziz başkanla geçmiş olsun. Ha çok tabii başkana buradan da çok geçmiş olsun. Çok iyi bir çok iyi bir rakipti be. Çok iyi bir Fenerbahçe. Çok iyi bir rakipti bir defa. Yani çok güzel rekabet. Şimdi yıllar geçince insanlar bazen onu özlüyoruz. Somut teklif yapıldı mı sana? Yok, Yoksa yapalım, bu hani televolelerde yapalım. gördüğümüz yok. ya ben arda ya istiyorum mu? Defalarca yapıldı sağ olsun. Çok e, saygıyla kibar yani. Beni onurlandırarak yapıldı. Galatasaray yönetimlerine, başkanlarına Biz de aynı şekilde, aynı saygınlık ve kibarlıkla cevap verdik. Başakşehir'e gelmek hata mıydı? Ee, başka bir tecrübeydi. Hata değildi. O günün şartlarıyla alakalı. O günün şartlarını tahtaya yazıp konuştuğumda yine aynı şeyleri söyleyebilirim. Göksel abiye, Mesut abiye, oradaki bir sürü insana ayrı ayrı teşekkür ederim. Sadece e, şundan dolayı üzüntümü belirtebilirim. Yani geldiğimde hemen şampiyon olmak ben onlara o gün de söylemiştim. Abi buralarda olmak şampiyonluğu getirecek zaten. Sabırlı olmak lazım. Ama tabii o günkü tutku o sabrı getirmedi diye düşünüyorum. Hmm. Ama onun dışında hiçbir şey hata diyemem. Ee, çok güzel, keyifli anılar, tecrübeler edindim. Çok güzel dostluklar edindim. O günkü dostlukları hala yanımda taşıyorum. O yüzden Başakşehirinde Başakşehir'in de özel ve futbol, Türk futbolu için güzel bir örnek kulüp olduğunu düşünüyorum. O yüzden hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Okan Hoca orada, orada bir şampiyonluğu var. Tabii yani şöyle bir şey var. Oralarda olursan yani bir sene ikinci, ikinci. Sonra şampiyon oluyorsun. Sonra şampiyonlar ligine gidiyorsun. Bunun ne olacağını anlatmıştım ama tabii çok sabırsızlardı. Hani ben gelince tabii onlar da haklı olarak şampiyon olmayı beklediler ama zordu her şey. Galatasaray'da transferi siz yönetiyor olsanız şu anda hangi pozisyonlara acilen oyuncu alırsınız diye soruyorlar. Çok sert soru soruyoruz. Değil mi? Bu okuyucu sorusu. Okuyucu diyorum. Aklım hep dergiden okuyucu. Ee, açıkçası arkada e, Muslera ile beraber arkadası, arkası 5 yabancı oluyor. Gerçi Abdülkerim geldi. Ama marka varsa Abdülkerim'i oynatmak da hani nasıl oynatacakları ile alakalı. 5 olduğu için 2 e, de yani ortaya koyduğun zaman yabancı yabancı çok fazla oluyor. O yüzden e, mutlaka ki Türk oyuncu defansa transfer etmek isterdim. Bunun içinde en önemli isim Kaan Ayhan olabilir atıyorum. Hmm. Mert Müldür olabilir. Abdülkerim Kaan Ayhan Mert Bülür. O rotasyonda bizim ligdeki bizi rahatlatacak bir rotasyon olabilir. E, Okan çok iyi bir kaleci. E, Mustera ile beraber Mustera mutlaka yardımcı olacaktır. Çünkü çok iyi Galatasaraylı. Çünkü yabancı kuralı olduğu için bunları söylüyorum. Çünkü ön tarafa daha önemli hamleler yapmak lazım. Neden? Yunus'la Kerem'i daha rahat ettirebilmek için. Yani çünkü ee, ne olursa olsun Emre Akbaba hiçbir zaman boşa bir oyuncu değildir. Hmm. Çok kıymetlidir. Emre Kılınç öyle. E, ee, benim Türk kardeşlerimin hepsi çok değerlidir. Galatasaray takımına çok e, faydaları olacaktır. Ama Galatasaray formasının kıymetini bilmeliler. Şampiyonluk dışındaki her şey başarısızlıktır. Arda abiler onlara gösterdi. Bir golle şampiyonluğu kaybettiğinde ne halde <laughs> olduğunu bilirler. E, Mutlaka ki ama orta sahada 8 yani 4-3-3 oynanacaksa ki ben bunda çok yani bence 4-2-3-1 de Türkiye'de çok geçerli bir sistem. Mutlaka ki iyi bir ön libero, iyi bir forvet arkası oyuncusu alınması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası. Okan Hoca ile konuştun hiç bunu? Ee, konuştum. <laughs> ne diyor hoca? Okan abi zaten yani biz benzer özellikleri taşırız fikir olarak. Hmm. Futbol fikir olarak. Çok uzak değilizdir. Hocanın futbolculuğu da çok iyi oyuncu, de Çok defa durmazdı. Evet, ben çok severim öyle baskıya giden oyuncu. Yani sen yorgunsundur o gider ama yine de. Yani çünkü arkadaşın gittiği zaman sen de birini kapatmak zorundasın ve sen de gidersindir Okan Abi futbolcu karakteri olarak da, kendi karakteri olarak da zaten oyunu geride kabul edebilecek bir yapısı yoktur. O yüzden bizim için avantaj olduğunu düşünüyorum. Bir de Okan, Okan Hoca'nın çok yaçırdığı sakatlık evet, yani inanılmaz bir sakatlık. Yani Oradan de, dönmesi de bir acayip. Yani, yani e, tabii ki o zamanki tıp bilmiyorum ama ayak kırığı bazı sakatlıklarına göre daha iyi bir sakat. Öyle mi? Ben hmm. yani tabii uzman hocalarımız da bilir ama benle aynı fikirde oldukça olacaklarını düşünüyorum açıkçası